Fatma Hanımlarla yemeklerine hoş geldiniz. Evet, bugün günün menüsünde kemikli, haşlamalı güzel patatesli et yemeği yapacağım ve bulgur pilavı yapacağım. Çorbam basit mercimek çorbası var ve tatlımda revanem var. Bayağı çok yaptım revaneyi. Her gün içer birer dilim yedik sıra. Bitmedi. Var. Şimdi bunları bir mühürlüyorum. Önce bu işlemi yapacağım. Hemen öbür taraflarını da çevireceğiz şöyle. Oralarından mühürlenmesini sağlayacağız. Ve biraz şöyle çatalla da çevirebilirsiniz. Biraz da buraları böyle mühürlensin. Sonra tekrar çevireceğim. Evet, şimdi bu taraflarına şöyle bakıyorum. İlk önce biraz şey yapabilir ama sonra alışınca artık yapışmıyor, bakın. Şimdi biraz daha böyle yanlarını yaptıracağım. Biraz şöyle mühürlensin iyice. Evet, şimdi artık yanında bulundurduğum sıcak suyunu dökeceğim. Kaynamaya başlayınca oluşacak olursa kefini alacağım. Yanımızda bir alma sıcak su bulunduralım. Kettle'da, çaydanlıkta ne olursa şöyle. Evet. Sıcak suyumu da döktüm. Yine suyunu koyacağım. Kapağını kapatıyorum. Kontrollü bir şekilde kaynayınca. Evet, artık etim kaynamaya başladı. Şöyle oluşan kef olursa, fazla mühürlediğim için fazla yok, bakın. Olursa onları ne yapıyoruz, böyle alıyoruz. Şu an yok. Bu benim dana. Dana etine yaptırdım. 4 tane şöyle. Patateslerimi de ona göre kişi sayısı 4 patates, 4, 2 havuç. Havuç biraz az yapacağım. Patatesi 4, 8-10'da. Soğan arpacık yapacağım. Şimdi bu güzelce altını kısıyorum. Hatta defne yaprağımı da atayım. Bu aroması geçsin şöyle. Evet. Kokusunu, her şeyini güzelce dengelesin. Altını da kısıyorum. Yanıma da yine sıcak su bulunduruyorum. Yavaş yavaş bu etlerin pişene kadar, biraz böyle 45-1 saat kadar pişireceğim orta ateşte. Sonra diğer malzemeleri, diğer işlemleri yapacağım. Şimdi etimize bir bakıyoruz. Güzel pişmişse, şöyle bakın, ayrılıyor. Artık tamam demektir. Şimdi daha fazla şey yapmadan, çünkü patatesle, havuçla da pişecek. Bunu kenara alıyorum. Şimdi arpacık soğanlarımı buraya 2,5-3 yemek kaşığı kadar yağ koydum. İçine atıyorum. Soğanlarım yeşillenmiş ama bunları ben dikiyordum. Bugün dikmedim artık. Bunları da böyle yeşil saplarıyla atıyorum. Şöyle işte 2, 4, 6, 8, 9 tane falan yapıyorum. Biraz bunları kavuracağım. Şimdi havuçlarımı da atacağım. İleri doğradığım. Onlarla da biraz şöyle kavuracağım. Gece dönüyor. Oradan arada geçsin şöyle lezzetleri. Ve patateslerimi de ayrıca yine ileri doğradım. Önceden hazırladım. Onları da şöyle bir karıştırıyorum. Bunlarla da biraz kavurduktan sonra evet. Şimdi sarımsaklarımı şöyle atıyorum. Onlarla da biraz şöyle kavuracağım. Ve onu da ilave edeceğim şöyle. Bir yemek kaşığı kadar. Onu da biraz şöyle kavuracağım. Bazen etli mühürlerken yapıyorum bu işlemini. Bazen de böyle bu aşamada yapıyorum. İster yine bunu da pişirin. Hafif sulu olacak çünkü. İster
bunların hepsini birleştirip başka tencereye, daha çukur tencereye alabilirsiniz. Orada da pişirebilirsiniz. Şöyle birazcık o unun kokusu geçsin ve şimdi sade de pişirebilirsiniz. Sonradan limon sıkı böyle. Onu da bizim çekelim inşallah. Bizim salça koyacağım ben. Salçalı yapacağım. Şöyle biraz bunu da koyacağım. Şöyle. Ve etlerini koyacağım. Şöyle. Evet. Bunu biraz böyle eski tencereye aktaracağım. Çünkü o daha çukur buna göre. Bu biraz pilav tavası olduğu için bu işlemi yapmak için ben buraya bunu aldım. Ve burada bulunan toz biber, karabiber, pul biber birer çay kaşığından az. Onları ilave ediyorum. Kendi et suyu vardı, içinde o var. Ve kavurduğum etlerimi, soğanımı, dibindeki salçası boşa gitmesin diye ben orada bulundurduğum sıcak suyumu ilave ettim. Şöyle yavaş yavaş artık tuz oranını ayarlayayım. Bakın tuzuna şöyle. Yani bakın derken artık niyetliyiz biliyorsunuz. İftar için hazırlıyorum. Şöyle kapağını kapatıyorum. Kaynayınca şöyle artık bakıyorum, kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. Kısık ateşte patatesim, havucum pişene kadar pişiriyoruz. Evet, burada da artık tereyağımı 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağımı aldım. Teşehriyeli bulgur pilavı yapacağım. Bazen arpa şehriyesinden de yapıyorum. Etin yanına pilav harika oluyor. Şimdi bazen yağım eriyor. Bazen de böyle direkt hemen katıyorum şöyle. Evet, 1 çay bardağı kadar teşehriyeliğimi katıyorum. Beraber bunları şöyle biraz kavuracağım. Renkleri dönünce bulgurumu ilave edeceğim. Evet, arasına karıştırarak teşehriyelerimizin de rengi döndü. Şöyle yaklaşık 1,5 su bardağı kadar bulgur yapacağım. Bunu da biraz şöyle kavurduktan sonra İstediğiniz baharat varsa katabilirsiniz. Tercih sizin. Ve şimdi şöyle 2 su bardağı, şimdi şöyle yaklaşık 1,5'a 3 su bardağı suyumu ilave ettim. Yeterince tuzumu ilave edeceğim. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Altını açıyoruz. Kaynayınca kısacağız. Sıcak su ilave ettim. Ve şöyle naneyi çok yakıştırıyorum ben bu pilavlara. Özellikle bulgur pilavına. Şöyle bir karıştıracağım. Yine yanımızda sıcak su bulunduralım. Eğer pişmemişse birazcık su ilave edebiliriz. 1'e 2 katıyorum normalde. 1,5 olduğu için 3 kattım. Şöyle kaynayınca kısacağım. Evet, artık pilavım da kaynamaya başladı. Altını kıstım. Güzelce suyunu çekip pişene kadar pişiyorum. Burada da etim pişiyor. Söylemiştim çorbam var diye, basit mercimek usulü çorbası, aynı usulü bakabilirsiniz. Ve pişene kadar pişiriyoruz. Evet, pilavına bir bakıyorum artık şöyle, bakın suyunu almış. Tanesine de şöyle bir bakıyoruz, denesine. Niyetli olduğum için yiyemiyorum. Eziliyorsa tamam demektir. Ve şimdi tereyağımı ilave edeceğim şöyle. Gelir aralıklarla olacak şekilde. Evet, misafir gelecek derler. Sıçradığı zaman şöyle. Ve kağıt havlumu kapatıyorum. Ocağımın altını kapattım. Biraz böyle demlenmesini bekleyeceğiz. Burada da yemeğime bakıyorum artık. İçinde havucuna bakacağım. Patatesine bakacağım. Eti biraz pişkin biliyorsunuz. Evet. Gayet güzel.
Şimdi bir de patatesine bakayım. O da muhakkak pişmiştir. Çünkü borç piştiyse o da pişer. Evet, bu da iyi ve şimdi en son aşamada kekik atıyoruz biliyorsunuz. Şöyle bir kekiğimi yapıyorum. Ve şöyle bir hafiften çok zedelemeden şöyle yemeğimizi karıştıracağız. Kekikler karışsın. Şöyle, evet. Ana yemek olduğu için bunu ben biraz sulu bırakıyorum. Ve şimdi artık altını kapatıyorum. Kapağını kapatıp biraz bekletiyorum bunu da. Evet, iftarmenim hazır. Şöyle pilavımı da ağzına açayım. Ve burada çorbam da var. Bir gün önceden kalma bize yeter. Yanına sosu var orada zaten. Ayran yaptım, çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet. Turşu katın, komposto yapın. Ne istiyorsanız onu katabilirsiniz. Evet, biliyorsunuz buna tereyağı ilave etmiştim. Şöyle karıştırıyoruz. Ve artık pilavımız muhteşem. Et yemeğimiz muhteşem. Havucu, patatesi, her şeyi pişti. Ben biraz ana yemeklerimi bayağı sulu seviyoruz. Ailecik sulu bırakıyorum ama sevmiyorsanız bu su oranını azaltabilirsiniz. Çok güzel oldu bunlar da. Gerçekten tavsiye ediyorum. Löpet kemikli aldım. Şöyle dana, şöyle bakın. Haşlama et diye. Ve güzelce pişirdik. Sizler de yapın. Yanına tabii ki salata yapacağım. Onu artık iftara yakın sirkeli suda bekliyor marullar. O zaman yapacağım. İçecek olarak ayran yaptım. Sizler komposto ya da başka şeyler yapabilirsiniz. Hazır içecek, bilmiyorum, kullanan alabilir. Çok kullanmamaya çalışıyorum ama zaman zaman gençler istiyor. Alıyoruz. Evet, Allah-u Teala öncelikle oruçlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Ve bu yemekleri yapmayı, yemeği nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.